Merhabalar, ben Köfte Köfte ve Köfte'nin Distopyası 2'nin 23. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde kablosuz redstone sistemimizi döşeyip mana üretim yöntemimizi tamamen bitireceğim. Oh yeah. Elimde Signal Tunnel var. Kendisi bir adet bundan oluşuyor. Sonrasında bu var. Bu da bundan oluşuyor. Bu da bundan oluşuyor. Neyse ki wool artık benim için hiçbir sıkıntı değil. Şimdi ilk önce kontrol, buraya iki adet redstone koydum. Nedenini soracak olursanız, dikkat ettiyseniz direkt azıcık bir mana olsa bile bu yanıyor. Ancak ben bunun biraz beklemesini istiyorum. O yüzden koydum. Sonrasında alalım şunu. Dikkat ettiyseniz bu redstone sinyali aldığında kırmızıya dönüşüyor. Yani redstone sinyali olan kırmızı demektir. Ve bunu koyuyoruz. Bunda da kırmızı sinyal aldığında redstone sinyali ver diyeceğiz. Peki, şimdi yapacağımız şey. Şu arkadaşı alıyoruz. Evet. Controller'ımıza gelelim. Shift sağ klik yapalım. Ve ardından receiver'ımıza gelip normal sağ klik yapalım. Ve voila! Yukarıdaki arkadaş kırmızı olduğunda, yani diğer mana pool'larımız dolmaya başlamış demektir bu. Bu arkadaş yanacak ve şunu durduracak. Bu sadece o esnada o bulunduğu turu tamamlayacak ve sistem tamamen kapanacak. Evet, konsept bu. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit bir sistem. Ve artık bir mana üretim sistemimiz mevcut. Ve tabii ki de burayı kapattığımı unuttum. Ve şuraya da bir maintenance kapısı açacağım. Onu da nasıl açacağım diye soracak olursanız, böyle açacağım. Bunun çekici nerede? Seç yüzüm. Çekici bu. Bunun çekici burada mı? Burada mı? Evet, buradaymış. O zaman sevgili iki adet stone gel. Sonra istediğim şey bu. Voila! Evet. Bu. Bu kadar basit. Evet. Ve böyle bayağı cici, hoş bir mana üretim yöntemimiz oldu ve şu ikisini de kullanalım. Sana ve ulaşması en zor olan sana atalım. Diğerlerini daha sonra yaparız. Bakalım herhangi bir zorluk çıkartıyor mu? Hayır, çıkartmıyorlar. Tamamdır. Çok güzel. Ups. Evet. Fazlasıyla güzel çalışıyor her şey. Evet. Ve bu kısmı da tamamlamış olduk. Evet. Sanırım ben bu bölüm daha ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden Far Reach. Pride lazım. Fire ve Summer lazım. Bakalım Fire ve Summer'ımız var mı? Fire'ımız var. Summer'ımız yok. Summer için Earth ve Air lazım. Ve bolca Melon lazım. Bir adet Melon, bir adet Slime Ball, iki adet Sand. Bir adet Melon, bir adet Slime Ball, iki adet de Sand. Ve buna eklendiğini gördüğüm çok güzel bir özellik var bu arada, unutmadan. Tabii yanlış arkadaşları yerleştirirsem olacağı budur. Tamam. Air, Sandler, Slime Ball. Ve seni alalım. What? Tamam, bu ilginçti. Bir saniye. Sizler artık kullanılmıyor musunuz yoksa sabah mı oldu? Sonra iki adet de diamond.
Mana Diamond'larımız gelsin. Tamam, bunu nasıl becerdim bilmiyorum. Summer. Fire. Evet, artık tüketilmiyormuş onlar. Bu güzel bir şeymiş. Bu güzel, bayağı güzel bir şey benim açımdan. Ve Elemental Ingot. Oops. Teşekkürler sevgili elfler. Ve Ring of Farreach. Ring of Farreach bize ne sağlıyor diye soracak olursanız, isminden de anlaşılacağı gibi çok daha uzağa erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an oraya erişemiyorken şimdi erişebiliyorum. İnanılmaz derecede işe yaramış kendisi. O yüzden vazgeçilmezim oldu Beyond Reality'de denedikten sonra. Şu arkadaşlar da bayağı güzel bir biçimde doluyor. Evet. Şu sürekli açık kalmasına rağmen sürekli kazanç halinde olan bir mana üretim sistemimiz var. Ancak önemli bir soru söz konusu. Sürekli öyle kalacak mı? Kalır diye umuyorum. Gerçi zaten burayı büyüteceğiz daha sonra. Evet. Mana üretim sistemimiz oldu. Gayet de cillop gibi oldu. Peki şimdi ne yapalım? Bu güzel sorunun yanıtını düşünürken Ring of Fire içimizi de yaptık. Bakalım başka ne yapmamız gerekiyor? Ben onu hemen düşünüp geliyorum çünkü videoya bunu düşünmeden başlamıştım. Evet ve geri geldim ve bu bölüm yapacağımız şey aslında hiçbir şey. Nedir diye soracak olursanız hiçbir şey. Basitçe ufak tefek Angaryalar. Ha, şunu bulmuştum, bunu açmış mıydım? Evet, açmışım. Bakalım. Başka bulduğum bir şey. Bunu taramışım. Evet, tamam. Sıkıntı yok. Taramak demişken aklıma geldi. Ve bana tabii ki de video başlangıcı olduğu için mesaj geldi. İstisnasız. Cidden istisnasız. Tabii ki de güzel soru, ben bu tarayıcımı nereye koydum? Tarama zımbırtısını. Hele hödüyü. Evet. Hede hödüm yok. Aşağıda bıraktım. Mümkün çünkü ben unutmuş olabilirim. Çünkü kafam bu aralar dağınık. Bakalım. Evet, burada unutmuşum. Hatta bayağı bir şeyini burada unutmuşum. Şimdi taramamız gereken birkaç bir şey var. İlk olarak sen. Sonra sen. 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 Tamamdır. Bunu da taradık. Ve şunu da tarayalım. Yok, Corporate Spark değil, Controller Slay. İkisi arasındaki farkı algılamıyor. O zaman yolumuza devam edelim. Open Crate'i taramıyordun sen değil mi? Evet. Redstone Corporator. Tamamdır. Evet, gereken her şeyi taradık. Peki, şimdi yapacağımız şeyler. Birkaç dekoratif işe girişeceğiz. İlk olarak benim merak ettiğim bir şey var. Botanya'da deneyeceğim birkaç ufak tefek şey var. Onları bu bölümde sizle beraber deneyelim bu arada. Sen Ethereal'inmiş. Sıkıntı yok. Band of Mana vesaire vesaire. Chrome. Flügel tiyarımızın görüntüsünü halledeceğiz. Sonrasında da şunlara bir bakacağız. Ama önce benim asıl merak ettiğim zımbırtı
şuralarda bir yerdeydi. Demin denk gelmiştim. Aa bu çok ilginç. Ha tamam. Living World Avatar. Living World pardon. Living World dedim. Aklım gene Guild Wars'a gitti. Nasıldı? Evet, çok alakasızmış. Bakalım bu neymiş? Buymuş. Bunu nereye koyabiliriz? Şimdi bir bakalım. Doesn't do anything aside from looking. Evet. Sanırım bunu kullanabileceğim yöntemi buldum. Oops. Ben bir şey yıkmamışım, bir tane yıkmamışım. Oops, gene. Hatta bir garantiye almak için yok. Nasıl verilir? Bakalım ev böyle mi veriliyor? Hayır. Bakalım başka rodum var mı? Evet, Rod of Bifrost veriliyor. Ama Rod of the Seas neden verilmiyor? Rod of Bifrost veriliyorsa aklıma ilginç bir fikir de geldi bu arada. Bakalım. Evet, deneyelim. Bifrost gel. Tamam. Evet, mana kaynağı yok yanında. Haliyle. Ama bu ilginç fikri deneyeceğim diye. Oops. Acaba mana mirror falan da mı vermemiz gerekiyor? Evet, bu arkadaşı öğrenmek biraz işkence olacak gibi. Kardeş sen nasıl çalışayım? Tamamdır. Bu arkadaş biraz kafa karıştırıcı. Road of the Skies, Road of the Hells, Road of the Plentiful Mantle. Road. Road of the Skies'ı bir deneyelim. Deneyeceğim bunu. Here. Feather.
Bu arada Road of the Skies'ı sizle de görelim. Evet. Bu şekilde yukarı çıkartıyor arkadaş. Bir redstone sinyali falan. Evet, çalışıyor olman lazım senin. From a spreader. Tamam. Şimdi her şey anlam kazandı. Bana spreader lazımmış. Tabii ben daha fantastik yöntemler denediğim için sürekli. Evet, tabii ki de bir adet stone. Gel bakalım. Evet, itina ile denenir. Tamamdır. Bakalım Bifrost nasıl çalışıyor. Evet. Bunların çalışımı öğrenilecek. İlginç. Tamam, bu iyiymiş. Bu bayağı iyi ve bayağı da işimize yarar. Tamamdır. Bu arkadaş işimize yarar. Kabul ediyorum. O zaman başka. Linkworld Avatar'ı öğrendik. Yan sıra. Road of the Sky yapmış olduk bir tane. Bunu bir denemeden önce acaba gidip bir Gaia savaşı mı yapsam? Yapabilirim. Fire. Ya da savaşı boş ver. Şimdilik dekorasyona uğraşalım. Doğrusu dekoratif şeylere uğraşalım. İlk olarak yapmak istediğim önemli bir arkadaş. Biraz görüntü elde etmek. Bakalım ne koyabiliriz? Kendime şeytanımsı bir görüntü verebilirim. Ya da Black Tie takabilirim. Hayır. Tam görüntüyle uğraşmayacağım demektir bu. Fire Chakram. World of the Depths. World of the Molten Core. Black Lotus vesaire vesaire. Evet, yapacak bir şey bulamıyorum. Harika değil mi? Signal Flare. Belki ancak bir Signal Flare yapabilirim. Ancak o da ne işime yarayacak? Evet. Yapacak bir şey bulamıyoruz demektir bu. Blood Mage'e girmem için oda açmam lazım ve oda açmam için zamanım yok. Bu bir videoda. Evet. Bayağı
boş videonun en önünde gidenini çekiyorum şu an. Aslında biraz da zaman doldurmaya uğraşıyorum çünkü birazdan yapacağım bir iş var ve o video kaydetmek için zaman kaybedecek bir zamanım yok. My bag of tricks. Evet. Ender egg, hunger egg, void link bag. Bag. Tamam, bu olabilir de. Başka nelerimiz var? Twilight Forest'a adım atabiliriz ilk defa. Ancak ufak bir sıkıntımız var Twilight Forest'la alakalı. Gündüz mü olacak gece mi? Yani gündüz mü kabul edilecek, gece mi kabul edilecek orası? Burası önemli bir nokta çünkü bilmiyoruz. Ama denerken kim ölmüş deyip şunlar daha fazla. Road of the Seas elimde, bir adet de diamond gelsin. Umarım buraya yıldırım çakar. Ya da boşver. Çok uğraşmayalım orayla. Uğraşabiliriz hatta. Üçe üç müydü, ikiye iki miydi? Neyse, 3'e 3 bir deneyelim önce. Tabi toprak lazım. Sevgili 4. Dear 4. Evet. Bu arkadaşlar da şöyle gelsin. Twilight Forest'a gitmeyelim. Bayağı oldu. Evet, kabul etmiyor. O zaman şunları geri alalım. İlla yukarıda bir arkadaşla yapacağız anlaşılan. Ve tabii ki de yukarısı gündüz. O zaman gece yapalım. Ve gece halimizle dışarı çıkalım. Şu köşeleri dolduracağım. Fazla doldurduk. Ne olsun. Fazla da göz çıkartmaz. Ve çiçeklerimiz. İki ekiymiş. Sanırım. Cidden hatırlamıyorum. Evet, 2'ye 2'ymiş. O zaman Geronimo! Evet ve bu yüklenmeyi bekliyoruz. Yüklenme tamamlandığına göre Twilight Forest bakalım bana kötü bir etkide bulunacak mı? Kesinlikle Night Vision'ın pek mutlu değil Twilight Forest'tan. Sonra B. Pırtıl. Save. Motherfucker. Diyerek Twilight Forest'ı bir tanıyalım sizle beraber. Oak Sapling'ler üstüne gelsin ve Twilight
Twilight Forest görüldüğü üzere telefonumu düşürdüm. Evet. Harika, neyse ki telefonum dayanıklı bir telefon ama yok tamam çizmemişim. Evet. O zaman videoyu burada bitirebiliriz. Bence Twilight Forest'ı bir sonraki bölüm sizle beraber tanırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köteni günler. İyi eğlenceler.